Ansaka Amatörler Evi'ndeyiz. Yanımızda Başakşehir Spor Kulübü Sportif Direktörü Ünal Özbey var. Sevgili hocam, yeni sezon, yeni heyecan. Takımı da neredeyse yarı yarıya, hatta biraz daha fazla hazırlamış durumdasınız ama hala bir takım mevkilere oyuncu aradığınızı duydum. Takımın şu andaki durumu nedir? Öncelikle 2019-2020 sezonu bütün camiaya hayırlı olsun. Amatör Federasyonu İstanbul'a hayırlara vesile olur. Kazası belası birlik geçiririz. Gene her zamanki gibi sezon önce hazırlıklarımıza başladık. 3 haftayı geride bıraktık. Genç ağırlıklı birkaç tane de eski oyuncumuz vardı. 2-3 tane de transferle sezona hazırlanıyoruz diyelim. İyi bir şekilde. Evet, hala arayışta olduğunuz mevkiler varmış hocam. Onlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Yok, şu an tamamen tamamladık, transferi kapattık. Mevkilerde de bir eksiğimiz yok. Çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta sonu da İstanbul Sinop'la bir hazırlık maçımız var. Eksiklerimize bakacağız. Belki bir kamp yapabiliriz. Duruma göre değerlendirme yapacağız. Peki hedef nedir bu sene? Yani bizim hedefimiz her zaman belli. Her zaman iyi oynamak öncelikle. İyi bir futbol oynamak. Seyir zevki vermek. Sonra da tabii ki ligde kalmak önemli. Olursa şampiyonluk niye olmasın? Şimdi geçtiğimiz sezon çok ilginç bir periyot izledik. Her hafta neredeyse sizin grupta final gibiydi. Her hafta liderin değişebileceği puan durumları vardı. Başakşehir'de hep bunları da son anda, son dakikalarda böyle hani pas mı geçti desek, bir uğursuzluk mu, bir şanssızlık mı var desek bilemiyoruz ama geçen sene yaşadığınız şanssızlığı bu sene kırabileceğinizi düşünüyor musunuz? Yani gerçekten geçen sene sizin de takibinizdeydi. 6 hafta bir gol atmış, bir gol yemişiz. Oynadığımız maçlar tek kale. Grubumuz zordu ama zevkliydi. Bu sene dediğim gibi daha çok çalışacağız. O eksikleri göreceğiz. İnşallah şanssızlığımıza kıracağız. Her şey güzel olacak. Peki, o zaman her şey güzel olacak diye bitirelim. Sevgili Ünal Özbey'e de çok teşekkür ediyoruz. Başakşehir'in her zaman iddialı takım kurduğunu biliyoruz. Bu sene de herhalde grubun en renkli takımı o olacak. Söyleyecek son şeyleriniz, son sözleriniz var mı? Amatör camiaya ne demek istersiniz? Amatör camiaya Ali Taner'e şükür, başkanımız da dediği gibi sonuçta bu oyun 3 skorlu bir oyun. Yani yenmek var, yenilmek var. Berabere kalmak var. Sonuç ne olursa olsun centilmen bir şekilde bitsin maçlar. Dost gidelim, dost kalalım. Çünkü bir sene de olmuyor. Seneye de aynı takımlarla karşılaşıyorsun. İşte İFA geçen sene bizim gruptaydı. Bu sene yine aynı gruptayız. Herkese dost kalabilmek önemli. Biz de geçen sene o centilmenliği, o dostluğu yapmış bulunmaktayız. Şimdiye kadar İstanbul'da hiçbir altyapı olsun, A takım olsun, hiçbir takımla bir husumetimiz olmadı çok şükür. Gene bu sene de sadece futbol adına Başakşehir Spor sahaya çıkacak. Futbol oynayacak ve öyle geri gelecek. Gittiği deplasmanlardan, içerideki evinde iyi bir misafirperverlik yapacak. Futbol oynayacak. Sadece futbol konuşacak her zamanki gibi. Evet, biz o zaman bu sene Başakşehir'de hep futbol konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Ünal, görüşmek üzere. Çok sağ olasın.